toplantılarda gerçekleştireceğiz. Hiçbir yerden kopmuyoruz ama bir canlı yayın noktamız var. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yangınlara ilişkin konuşuyor. Bir kulak verelim. Önemli bir katkı sağladığını, moral verdiğini, kafileye eşlik ettiğini söylüyor. Sporcularımız kendisinden razıysa biz de kendisinden razıyız ve teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz kendisini. Elbette eleştirecek çok yönleri olabilir iktidar partisinin. Ancak bir bakan devlet adına, millet adına kafileye eşlik ediyorsa ve kafile bundan memnuniyetini ifade ediyorsa bize de kendisine ağız dolusu teşekkür etmek vatandaşlarımıza bir hatırlatma, bir uyarı yaparak ana gündem konumuza geçmek isterim. O da şu, dün 25 bine yaklaşan bir vaka ve yeniden 114 kişinin hayatını kaybettiği bir salgınla karşı karşıyayız. 8 vatandaşımız yangınlarda hayatını kaybetti. Yüreğimizdeki yangın tarifsiz. Hiçbir ölüm kıyaslanamaz ve karşılaştırılamaz ama hiçbir ölümü de normalleştirmemek ve kabullenmemek gerekiyor. Bugün Covid salgınında 3 günde bir Soma faciası yaşıyoruz. Ve artık bu ölümlerin önüne geçmenin yolunun tam olarak eksiksiz aşılanma olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Bize, sözümüze, partimize, partimizin sözüne değer veren herkese bir kez daha çağrımızdır. Salgından kurtulmanın yolu aşılanmaktır. Birinci aşıları yaptırmak kadar süresi gelmiş ikinci ve üçüncü aşıları da alınan randevularla gidip yaptırmaktır. Her vatandaşımızı hiç şüphe etmeden, hiç endişe duymadan aşılanmaya davet ediyoruz. Bunun yanında elbette maskeye, elbette mesafeye, elbette hijyen kurallarına uymaya devam etmek, sağlık emekçilerine yardımcı olmak, onların emeklerini boşa çıkarmamak üzere telkin edilen tüm tedbirlere aynen uyum sağlanmasının da son derece önemli olduğunu ifade etmek isteriz. İlk başta ifade ettiğim orman yangınları meselesinde çok zorlu bir sürecin içindeyiz. Çok ciddi bir mücadele var. Moral önemli, motivasyon önemli. Ancak görülen bir takım eksikliklerin ifade edilmesi ve bunun yerine getirilmesi de çok önemli. Örneğin geçtiğimiz günlerde her toplumsal olaya anında gidip su sıkan tomalar nerede dendiğinde kimse bir şey demedi önce. Sonra bir baktık Afyon'da çok sayıda Ankara'dan gelen toma mola vermiş. Aynı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı dedi ki ilk andan beri müdahale ediyorlar. Antalya'daki bir tomanın, iki tomanın ilk andan beri müdahalesi kıymetli ama vatandaşın yaptığı eleştiri büyük şehirlerdeki onlarca, yüzlerce tomanın neden buraya gelmediğiydi. Bu eleştiri yerini buldu ve şu anda yangın bölgelerine doğru konvoylar halinde seyreden tomalar vardı. Dün bu görüntülerden hepsini gördük. İktidar partisinin yetkilileri, bakanları, muhalefet, toplum, gazeteciler her ağzını açtığında yangında siyaset olmaz. Ormancıların moralini bozmayın. Yangına müdahale eden ekiplerin moralini bozmayın diye kendilerine hak ettikleri, çoktan hak ettikleri ve çoktan hak ettikleri eleştirilerden muaf tutmaya, sorulacak soruların sorulmasına engel olmaya çalışıyorlar. Açıkçası orman yangınıyla mücadeleyi yönetmesi gerekenlerin algı operasyonunu yönettiğini görüyoruz ve bunu kabullenemiyoruz. Kimse ortada bir hata varsa bu hatanın ifade edilmesini, yapıcı eleştirilerin yapılmasını ya da bundan sonraki dönemlerde, yıllarda böyle facialar yaşanmasın diye bugün neyin eksik yapıldığının söylenmesine engel olmaya çalışmasın. Buna kimsenin hakkı yok. Bu konuda söylenecek bir eksik kelime, atılacak bir geri adım yarınki felaketlerin acıdırıcısı olur. Dünden ders almayanlar, bugünleri görmeyenlerin bu konudaki muhalefetin ve toplumsal muhalefetin sorumluluklarını terk etmesini de asla ve asla beklemesinler. Bugün ormanlar yanıyorsa ve bu yangın durdurulamıyorsa, 8 gün boyunca engel olunmadıysa birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Bu ülkenin vatandaşları size ormanlar yansın, göller kurusun, dereler kurusun, ağaçlar kesilsin ve siz bu konuda üstünüze düşeni yapmayın,
diye oy vermedi. Bize de bu durum karşısında susalım diye oy vermedi. Bu ülkenin ormanları yanarken, gölleri kururken, dereleri kururken, ağaçları kesilirken yetersiz kaldığınız noktada eleştirileri göğüslemek iktidar olarak sizin göreviniz. Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı bu iktidarı ve bu iktidarı yaratan bu haksız düzeni değiştirene kadar bu iktidarın yaptığı hataları söylemeye ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri teker teker sıralamaya devam edecek. Bu bizim bu ülkeye karşı borcumuz. Türkiye'nin dört bir yanından belki Antalya'yı, Muğla'yı hiç görmemiş, orada hiç tanıdığı olmayan ama yüreği orayla birlikte atan, küçücük birikimlerini aktarmak isteyen, küçücük varlıklarını yollamak isteyen, hiç değilse dualarını yollayacak kadar yüreği temiz, tertemiz insanlarımıza karşı bunlar bizim sorumluluğumuz. Ormancılarımıza, itfaiye erlerimize, belediye personelimize, veterinerlerimize ve bütün gönüllülerimize karşı bunlar bizim sorumluluklarımız. Biz baktığımız yerde acı bir tablo görüyoruz ve görevleri gereği baktıkları tablodan görevlerini çıkarmayanların eksikliklerini görüyoruz. 2020 yılında Türkiye'de 3.399 orman yangını olmuş ve 21.000 hektar orman zarar görmüş. Bunu bir önceki yılla 2019'da karşılaştıranlar yangınların %26 arttığını, zarar gören ormanlık alanının da %85 arttığını ve 2021'e çok ciddi önlemler almaları gerektiklerini görmeliydi. Bugün gerçekleşen yangınlar ve ortaya çıkan ve daha tamamlanmayan acı bilanço 2019-20 arasındaki artıştan kendisine vazife çıkarmayanların bugünkü durumdan sorumlu olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi kadınlara iyi gelmedi. Kadına karşı şiddeti arttırdı. Çocuklara iyi gelmedi. Çocuk istismarları arttı. Doğaya iyi gelmedi. Çevreye iyi gelmedi. Maalesef 20 yılın bilançosuna baktığımızda AK Parti iktidarı ormanlara da iyi gelmemektedir. Bütün rakamlar ortaya bunu açıkça koyarken sorumlu bakanların bu işten belediyeleri sorumlu tutmaya çalıştıkları çabalarını da mütebessim demeyelim ama acıyan ifadelerle takip etmekteyiz. Bir iktidar afet yönetme kapasitesi, bir iktidarın afet yönetme kapasitesi düştüyse, azaldıysa, çöktüyse ülkeyi yönetme kabiliyeti de kalmamıştır. Maalesef tarihin en beceriksiz kabinesiyle ve en kötü yönetim kadrolarıyla karşı karşıyayız. Tarım Bakanı'na sormamız gerekiyor. Siz belediyelerden ne talep ettiniz de belediyeler bunu yerine getirmedi? Bunu yapmadı. Hangi belediyemiz, örneğin Orman Genel Müdürlüğü'nün hangi talebini kendi gücü nispetinde, imkanları...